Varikosel hastalığı aslında adolesan çağdan, yani buluğ çağından 60-70'li yaşlara kadar görülebilir. Burada önemli olan bizim için o grupları değerlendirmek. Eğer adolesan çağda 14-17-20 yaşına kadar olan grupta biz bekar bir hastada varikoseli teşhis ettiysek zaten bu direkt olarak hiç sorgu sual etmeksizin ameliyat yapmamız lazım. Sonrasındaki riski almamak adına. Adolesan varikoselektomi eşittir ameliyat. Ama sonrasındaki gruplarda özellikle askerlik çağındaki asker muayenelerinde bunları görebiliyoruz. Varikosel olduğunu hastalarımız bize söylüyor. Askerlikte muayenede görüldüler diyor, söylüyorlar. Asker muayenelerinde bunu saptanabiliyor. Burada da yine orada bekar mı evli mi? Bu çok önemli. Ona göre değerlendirmek lazım. Eğer bekar bir hastada biz varikoseli yakalıyorsak direkt olarak ameliyattır. Ama evli olduğu zaman o zaman çocuk isteyip istememe veya çocuk denemeleri yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Veya o dönem için çocukla ilgili herhangi bir kendi istekleri var mı yok mu? Bunları değerlendirmek lazım. Ona göre planlama yapmak lazım. Ama özellikle şu çok önemli. Varikosel hastalığı olup %60 kişi zaten çocuk doğurtabilir. Yani varikoselim var, çocuğum olmayacak. Böyle değil. %40'lık grupta bir sorun var. Biz o %40'ı ayırmamız gerekiyor. İşte o %40'ı ayırmak için de adolesan mı, evli mi, yaşı 40 mı, eşinin yumurtaları nasıl, yaşı uygun mu, değil mi, hormon testleri, radyolojik değerlendirme, bunların hepsini beraber bir havuzda değerlendirip ona göre değerlendirmek lazım.